ezbere Kur'an okumak, mesela Kur'an-ı Kerim ezberden okurken bu konuda ruhsat var. İnsan ezberden okurken tutmuyorsa Kur'an-ı Kerim'e caizdir okuması. Ama usul-i iftada biliyoruz. Caiz ne demektir? Mesela adam geliyor, hocam böyle böyle yapabilir miyim? Caizdir. Seviniyor. Halbuki caiz ne demektir? Terki evla demektir. İslam'da usul-i iftada, fetva usulünde böyledir. Eğer bir insan sana bu iş caizdir diyorsa senin üzülmen lazım. Terki evladır. Yani terk etsen daha güzel olur. Ama yaparsan caizdir. İnşallah bir beis yoktur manasına gelir. Bizim devamlı neyin peşinde olmamız lazım? Hocam bu nedir? Müstehaptır. Menduptur. Sünnettir. O zaman seviniştir. O zaman onda bir sevap var demektir. Çünkü وَالْعَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ Cenab-ı Hak buyuruyor ki akıbet yani kıyamet müttakilere aittir. Kıyametteki cennet kime aittir? Güzel akıbet, güzel netice, güzel son müttakilerindir. Onun için وَلَا بُدَّ مِنَ التَّقْوَى derler İmam Rabbani. لَا تَعْدِ بِرْجِعَةِ شَيْئًا diye de bir hadis-i şerif vardır. Takvaya hiçbir şeyi denk tutma. Çünkü kazanandan takva olan insanlar olacak. Cennet takvalara verilecek. Darut takva diyoruz. Takvaların yurdudur cennet. Efendimiz takvayı anlatırken Müslim rivayetinde ne buyuruyor? لَا يَنْبَغِي لِيَحَدِكُمْ اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ Müttakilerden olmanız, hiçbiriniz takva olamazsınız. Ne zamana kadar? حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ buyuruyor. Ta ki sizden biriniz kendisinde hiçbir beis olmayan bir işi, aman beni kendisinde bir beis, bir günah olan işe düşürür korkusuyla terk edinceye kadar. Takva bu. Takva neymiş? Kendisinde hiçbir beis olmayan bir şeyi terk edeceğiz. Niye? Bunu şimdi bu mübahı işlersem ben, olur ki beni bu götürür mekruha düşürür. Onun için ben mübahı da terk ediyorum. Takva olmak öyle kolay değil. Vel akıbetü lil müttakîn. Müttakilere aittir cennet ama müttaki kimdir? Mübahları terk eden insanlardır. Sahabe-i kiramdan mesela, işte bunlar Hayat-ı Sahabe isimli eserleri de vardır. Dilinin altına taş koyan insanlar vardı. Hazreti Ebu Bekir'in bunlardan biri olduğu nakledilir. Niye? Konuşmak mübah değil midir? Mübahtır. Niye dilinin altına taş koyuyor? Konuşmayayım şimdi. Konuşursam aman olur ki bu mübahı kullanırken bir gıybet ederiz. Bir boş lakırdı ederiz. Allah Teala lehirden, lahirden hoşlanmaz diye bundan sakınmak için mübahları terk eder insanlardır. Onun için bizde şimdi Kur'an-ı Kerim abdestsiz okumak caizdir. Ama illa caizdir diye bunu yapmamız icap etmez. Tabii ki terki evladır. Abdestli okumak ihtiyata uygun olabilir.